Tevfikli Hanım 61 YouTube kanalımdan herkese selamlar, sevgiler hanımlar. Bugün sizler için çok güzel bir yeşil üzerine iki renk kullanarak harika bir model hazırladım. İnşallah hem modelimi hem de videomu beğenirsiniz. Hemen şöyle iplerimi tanıtacağım sizlere. Leylak marka ip kullanacağım. Sarı rengim 443 numara. Yazmamın kendi rengi olan yeşil rengim de 134 numara. Hemen modelimin yapımına başlayacağım. Başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni iğneyosu61 yazarak Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmak da ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet hanımlar, zürafamı yaptım. Şimdi hemen zürafa üzerine modelimizi kuralım. Şöyle bir tane zürafamın içerisine ipimi sabitledim. 4 tane zürafa ilerleteceğim. İkinci zürafam. Evet, 4 tane boş olarak bu şekilde bakın zürafamı ilerlettim. Şimdi bir zürafa daha yapıp bu zürafamın içerisinden tekrar geriye döneceğim. Şöyle sola doğru düğümümü attım. Buraya 2 tane sinek kanadı yapacağım. Çok uzun da değil, çok kısa da değil. Boyutu normal olacak şekilde. Bakın bir pırpır yaptım. Pırpırımın içerisinden yukarıya çıktım. Tekrar yuvama iniyorum bu şekilde. Aynı işlemi tekrarlayacağım. Evet, ikinci sinek kanadımı tamamladım. Hemen zürafamın içerisine iniyorum. Bu inmiş olduğum zürafamı sayarak 5 zürafa ilerleteceğim. Evet, bakın 5. zürafamı tamamladım. 6. zürafamı yapıp yine buradan 6. zürafamın içerisinden geri dönüyorum. Sola doğru düğümümü attım. Yine diğerinin boyutunda olacak şekilde sinek kanadı yapacağım. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bakın ikinci yine kısmı da tamamlamış oldum. Zürafama inerek yine 5 zürafa ilerleteceğim. Şöyle aralarına 5 zürafa yapıp 6. zürafamda yine geri dönerek 2 sinek kanadı oluşturacağım. Birkaç tane daha devam ettirip modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Birkaç tane ilerlettim hanımlar. Şöyle 5 tane sinek kanadı yeri oluşturdum. Hemen diğer sarı rengimi kullanacağım. Şu başlangıç kısmında 4 tane zürafa yapmıştık. Bunun geri doğru saydığımda üçüncüsüne
Şöyle ipimizi öncelikle sabitleyelim. Bu zürafamın içerisine 3 tane pırpır yapacağım. Ne çok uzun olacak pırpırımın boyutu ne de çok kısa. Şu boyut yeterlidir. Evet, 3 pırpırımı tamamladım. Hemen yukarıya çıkıyorum. Sinek kanadımın aşağıya inen iç yuvasına şöyle ipimi tutturdum. Ve bunun içerisine de yine 3 tane pırpır yapacağım. Karşıya geçiyorum. İpimi yine kesmeden devam ettiriyorum. Bu modelin kolaylığı da ipi kesmeden devam etmeniz. Bu yüzden de oldukça kolay, gösterişli, hoş bir model. Yeni öğrenenler için de tavsiye edebileceğim bir model. Buraya da yine 3 tane pırpır yapacağım. Evet, pırpırımı tamamladım. Ve şurada 5 tane zürafam vardı. Bunu orta kısmına, yani ikişer tane yanlarda kalacak şekilde buraya ipimi bağladım. Ve alt zürafamın içerisine 3 tane pırpır yapıyorum bu kısma da. Aynı şekilde. Evet, bakın şöyle pırpırımı tamamladım ve yine karşıya geçiyorum. Bu kısımlarda geçişlerinizi çok uzun tutmazsanız daha güzel duracaktır modeliniz. Şu kısımda bakın biraz uzun, aslında çok da uzun görünmüyor ama bir tık daha kısa yapmamız gerekiyor. Hemen burayı da tamamlayalım. Evet, yine pırpırımı tamamladım ve şöyle karşıya geçiyorum. Üç pırpır da buraya yapacağım. Ve yine ortalayacak şekilde 5 zürafamın orta kısmına şöyle ipimi tutturuyorum. Bu kısma da pırpırlarımı yapıyorum. Bu şekilde devam edecek hanımlar. Bu üst kısmını 3'er pırpırla geçişler yaparak devam ettiriyoruz. Şimdi ben şu geri kalan 3 sinek kanadı yerini de devam ettireceğim. Daha sonra da modelimin son işlemi için tekrar geleceğim. Evet hanımlar, ben bu kısmı tamamladım. Biraz daha devam ettirdim. Bakın şöyle. Şimdi son sıramızı yapalım. Şu üst kısımdaki 3 tane pırpırımın ilk yaptığım 3. kısmına ipimi tutturacağım. Yine yeşil rengimi kullanacağım. Evet, düğümümü attım. Öncelikle karşıya geçerek küçük bir yuva oluşturuyorum. Buradan tekrar geri dönüyorum. Buradaki yuvamın içerisine, oluşturduğum yuvamın içerisine 3 tane pırpır yapacağım.
Evet, bakın şurayı tamamladım. Ve buradan ipimizi kesiyoruz. Aynı işlemi karşıya geçerek tekrarlayalım. Buradaki mesafeyi kısa tutuyorum. Üç tane pırpırı sığdırabileceğim şekilde yuvamı hazırladım. Ve içerisine 3 tane pırpır yapıyorum. Evet, bakın burayı da tamamladım. Şimdi diğerlerinin üzerine de hemen aynı işlemi uygulayacağım ve modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet hanımlar, modelimi bu şekilde tamamladım. Şöyle elimi altına tutarak göstereyim, daha net görebilirsiniz. Bu şekilde hem kolay hem gösterişli, böyle tek renk yazma kullanacaksanız iki renkli bir model çok çok uygun olacaktır. Bu renklerle de ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur sizler için. Şöyle tersten de tekrar göstereyim. Sağdan sola, soldan sağa gidenler için de fikir olmuş olsun. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki öğretici videom ile görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.